kuralları Evet, oynamış olduğun 7 maçta çok fazla sayıda gol ve asist yaptın. Bunun hakkında, turnuva hakkındaki genel düşüncelerini merak ediyoruz. Mental olarak kendimi çok gururlu hissediyorum. Bunu her zaman burada olmak, bu turnuvada yer almak, bu turnuvanın bir parçası olmak için her zaman bu forma için, Portekiz milli takım adına olan mücadelem için her zaman bunu hayal etmiştim. Ama futbol içerisinde bilirsiniz çok büyük sayıda büyük, inanılmaz karakterli ve büyük sayıda yetenekli oyuncularla birlikte aynı takımda yer almaktan dolayı oldukça memnunum. Aynı zamanda Roberto Martinez gibi bir antrenör eşliğinde de takımın parçası olmaktan dolayı gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. İlk maç esnasında performansınız hakkında ne düşünüyorsun? İnişli, çıkışlı bir performans olduğu konusunda bir açıklama vardı. Ancak senin düşüncen nedir diye merak ediyorum. Evet, ilk maç içerisinde bir fark yaratma anlamında mücadele ettim. Çok zor bir mücadeleydi. İkinci yarıya baktığımızda çok kaybetmiş olduğumuz topu en asgari seviyeye indirerek organizasyonumuzu üst seviyede tutmaya gayret gösterdik. Ve gol bulma yollarında biraz daha etkili olma anlamında, öne geçme anlamında da uzun toplarla hücum yolunu tercih ettik. Aynı zamanda rakip de gerçekten saha içerisinde inanılmaz bir mücadele vardı. Bir enerji sarf etti iki takım içerisinde de. O kolay değildi. Yarın ilk 11 maçında oynar mıyım, oynar mıyım bilmiyorum ama eğer ilk 11'de oynarsam emin olmanız gerekiyor ki inanın sadece ben değil, bizim takımımız içerisinde inanılmaz seviyede bir yetenekli oyuncularımız var. Orta Şiko, eminim ki onlar da aynı pozisyonda aynı mücadele gösterecektir diye düşünüyorum. Genel anlamda söylemem gerekirse fit olduğunu düşünüyorum. Performansın hakkında genel bir düşünce içerisinde insanlar. Dolayısıyla seni ilk 11'de oynaman gerektiği kanısındalar. Yeteneklerin sağ içerisindeki yapacaklarınla Portekiz milli takım içerisinde ilk 11'de başlaman gerektiğini düşünüyor musun? Bence evet. Belki en az diğer takım arkadaşlarım kadar. Harika, muazzam oyunculara sahibiz, inanılmaz bir kadroya sahibiz. Elbet ben ilk 11'de oynamak istiyorum, takıma yardımcı olmak istiyorum. Ancak elbette ki saha içerisinde mücadele etmek, ter akıtmak istiyorum. Kenarda bekleyerek soğuk bir enerji sarf etmeden beklemek tabii ki bir oyuncunun tercih değildir. Ama ilk 11'de olursam tabii ki bu mücadele içinde, bu mentalite içerisinde mücadelemi vereceğim. Yarınki maç ile ilgili rekabet anlamındaki düşüncen nedir? Yarın tur geçebileceğiniz bir maç mı olacak? Ya da diğer ihtimalleri mi konuşmamız gerekecek? Yarın gerçekten çok zorlu bir mücadele olacak. Rakibimiz çok güçlü. Gerçekten çok inanılmaz bir takım. İnanılmaz seviyede çok iyi oyunculara sahipler. Sağ içi organizasyonları çok iyi. İnanılmaz bir seviyede analiz ettik onları. Antrenör eşliğinde alanları çok iyi kullanıyorlar. Yarın ne yapacağımızı dolayısıyla iyi biliyoruz. Analiz yaptık. Rakip analizini çok iyi yaptık. İnanıyorum ki boşluklar değerlendirme anlamda elbette ki neticeye ulaşmak istiyoruz. Ancak üçüncü maçımız olduğunu da unutmamak gerekiyor. Teşekkür ederim.
Taraftarlara yapmış olduğun konuşmada, Türkiye son maç sonrasında yapmış olduğun konuşmada Türkiye'nin boşlukları değerlendirdiğini söylemiştin. Elbette ki baskı yapma anlamında Cristiano gibi, Ramos gibi birçok inanın çok iyi kalitede oyuncularımız var. Geride de keza aynı şekilde. Dolayısıyla hücum hattına baktığımızda hücum anlamında çok iyi kaliteli oyunculara sahibiz. İnanıyorum ki Türkiye'nin de o boşluklardaki güçlü oyunuyla bizim kaliteli oyunumuzu bir araya getirdiğimizde çok mücadeleci, çok zevk veren bir maç olacağını düşünüyorum. Okay. Despite you are here with your national team, but international media don't stop talking about your future and the next mercato and the negotiations with a lot of clubs. Elbette ki şu an bulunma amacın turnuvada mücadele etmek, ancak diğer taraftan da birçok kulübün sana olan ilgisi olduğunu söylemek istiyorum. Sana gelen teklifler ne doğrultuda? Milan'da devam edecek misin, yoksa sana gelen teklifler, diğer ülkelerde gelen teklifleri değerlendirmek istiyor musunuz? Lütfen sorularınızı yarınki maç ile ilgili sormaya gayret gösterelim. Lütfen buna gayret gösterelim. Buyurun. Anadolu Ajansı, Bilimsever. Türkiye'yi çok iyi analiz ettiğinizi söylediniz. Peki en dikkatini çeken oyuncular kimler oldu? Alanları iyi kullanma açısından özellikle. Os jogadores que eu acho que podem fazer a diferença é o Hakan, porque também joguei com ele no Çalhanoğlu, kesinlikle. Hakan kesinlikle bir fark yaratacağını düşünüyorum Hakan'ın. Biliyorum onu. Birlikte Milan'da oynadık. İnanılmaz seviyede iyi bir oyuncu. Hücum hattında da kesinlikle, sadece geride değil, hücum hattında da çok etkili bir oyuncu. Gol üretme anlamında kendisini çok iyi tanıyorum. Yılmaz da kesinlikle çok hızlı. Çok süratli bir oyuncu. İnanıyorum ki bu iki oyuncu saha içerisinde fark yaratacak oyunculardır. Neste estádio 62.000 pessoas, sendo que cerca de perto de 30.000, 40.000 pessoas são da adeptos da Turquia. Yarın stadyumda 62.000 taraftar topluluğuna karşı, dolayısıyla sağ içerideki tribünlerde Türk taraftarların çoğunluğu söz konusu olabilir, ancak sağ içerisindeki bu baskıyla nasıl mücadele edeceksiniz acaba? Bu özellikle bu tür özel taraftar topluluğuna karşı oynadığınız zaman biliyoruz ki çok zor, çok zor bir mücadele olacak. Türk halkını da çok iyi biliyoruz. Türk halkının takımlar olan sevgisi, aşkını da çok iyi biliyoruz. Almanya'da çok fazla sayıda Türk vatandaşının da yaşamış olduğunu da çok iyi biliyorum. Ancak Portekiz milletimizin de desteğine kesinlikle inanıyoruz. Onların desteği de bizim her zaman arkamızda hissedeceğiz. We can see during the training is that you have a lot of fun as a team on the pitch, making fun of the sessions. Maç öncesi yapmış olduğunuz son antrenmanda da çok fazla sayıda Portekiz taraftarı sizi desteklemeye geldi. Takım olarak nasıl bir düşünce içerisindesiniz bu ambiyans yaratılması konusunda? Her zaman söyledim, inanılmaz bir atmosfer yaratıyorlar. Sadece genç oyuncular değil, tecrübeli oyuncuların da inanılmaz takım içerisindeki iletişimi bir seviyede. Elbet halkımızın desteğini de arkamızda görünce saha içerisinde çok daha iyi bir organizasyon ortaya koymaya çalışacağız. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Biliyoruz birbirimizin nasıl saha içerisindeki oyun karaktere sahip olduklarını çok iyi biliyoruz. Sadece sağ içi değil, sağ içinde de, sağ dışında da çok iyi bir dostluğumuz var.
e giovani fenomeni in questo europeo che stanno segnando. Arda Güler, çok genç, 25 yaşında bir oyuncu olarak biliyorum ki Portekiz milli takımı gençlik yapılandırması bağlamında çok fazla başarılı bir geçmişe sahip. Yani bu kaliteli bir kadro içerisinde kendini ne derece kanıtlayabileceğini düşünüyoruz. Sadece takıma yardımcı olmanında değil, aynı zamanda bu rekabet içerisinde gol atma anlamında, skor üretme anlamında ne kadar rekabetçi olarak görüyorsun kendini. Diğer oyunculara inanın odaklanmıyorum. Elbette ki takımız. Ben kendime bakıyorum. Kendimi takım için, takım oyunu için daha faydalı olma mücadelesinde hissediyorum. Ben figürlere, diğer sağ içi sağ dışı olaylara bakmıyorum. Ben sadece kendimden sorumluyum. Bence bu da çok kritik bir nokta. Çünkü turnuvada yer alıyorsunuz ve takım için mücadele etmeniz gerekiyor. Sizden beklentiler üst seviyede olsa da takımımızın gruplardaki mücadelesini vermeniz çok daha önemli diye düşünüyorum. Son birkaç soru lütfen. Son bir soru soracağım. İnanın hayat adil değil bu kadar. Bir soru lütfen, ikinci almayalım. Sen Türkiye-Gürcistan maçına baktığımızda inanılmaz bir atmosfer vardı. Sen Portekiz bir oyuncusu olarak bu ambiyansın üstesinden gelme anlamında nasıl mücadele vereceksiniz? Bunu biliyoruz. Aynı. Çekya maçının aynısıydı. Çek takımının taraftar topluluğu da gerçekten çok gürültülü, çok inanılmaz desteği arkasına almış şekilde bu mücadele oynamıştık. Yarın çok büyük bir baskı olacağını düşünmüyorum çünkü mental olarak bu hazırlığa sahibiz. Çek Cumhuriyeti maçından dolayı deneyimli, tecrübeliyiz. Sorular almayarak hocamıza soruları yöneltmeye başlayabiliriz. İyi akşamlar. Çek maçı bir sürprizdi. Çünkü rakip gerçekten çok iyi bir savunma yaptı. Ancak Türkiye maçına baktığımızda Türkiye'de çok hücum futbolunu ortaya koydu. Yani bu mix'i, bu karışımı ortaya koyduğumuzda takımımızın taktik mentalitesi ne derece, ne yönde olacak? Elbette çok zorlu bir rakip olacaktır. Evet, size katılıyorum. Çek maçında plan içerisinde değildi. Beklemiyorduk açıkçası. Bu kadar geriye çekeceklerini düşünmüyordum en azından. Önemli olan bizim nasıl oynamamız gerektiğiydi. Bunun üstesine nasıl gelmemiz gerektiği. Biz sağ içinde kontrolü elimize aldık. Sağ içi organizasyonumuz çok iyi seviyedeydi. Çok iyi possession oyununu, topu ayağımıza tutma süresini planlamıştık. Uzun sürede tutmayı planlamıştık. Ancak çok erken yaslandılar. Ancak Türkiye'ye baktığımızda çok daha farklı. Sistemlerine baktığımızda bir gençlik devrimine gitmiş, bir milli takıma karşı, çok genç bir kadroya karşı, inanılmaz seviyede koşan, çok mücadele eden bir takım. Farklı bir hüviyette, inanın Çağlanoğlu gibi bir farklı bir karaktere sahip oyunculara, deneyimli bir oyuncuya sahipler. Montella, rakip takım antrenörü Montella gerçekten çok iyi bir sistem kurup bu oyuncuları da saha içi organizasyonu için hazır etti. Yani Çek Cumhuriyeti ve Türkiye'ye baktığımızda iki farklı takım, iki farklı takım anlayışı. Portekiz her zaman Türkiye'ye karşı galip gelmeye başarabildi. Türkiye topu rakipten son yıllara bakıldığı zaman çok iyi işler çıkardığını görüyoruz ve topu 3. bölgede daha farklı şekilde, daha güçlü şekilde getirdiğini görüyoruz. Portekiz bu taktik anlayışı, taktik anlayışa karşı nasıl cevap verecek? İlk maçtan itibaren bunu gördük. Evet, öncelikle düşünüyorum. Öncelikle
İnanın inanılmaz bir farklı ambiyansa, farklı bir atmosfere tanıklık edecek kesinlikle. Bunu zaten Gürcistan maçında geçmişte Almanya'da özellikle bulunan Türk taraftarların desteğini gördüğümüzü biliyoruz. Dolayısıyla Türk takımı kompakt olacakları, çok zeki oynamamız gerekiyor. Çünkü o desteği arkaların altlarında bizim zeki olmamız, onları maçı dengede tutmamız gerekiyor. Onları geniş tutmamız gerekiyor. Türkiye Gürcistan maçında ne kadar güçlü olduklarını gösterdiler. Ama bir eksiklerini iyi analiz ettik. Savunmaya çok fazla önem vermediklerini, sürekli hücum düşündüklerini, bunu da gayet iyi yaptıklarını gördük. Dolayısıyla saha içerisindeki inanın saha içerisindeki etkinliğini görünce çok zor maç olacağını zaten hepimiz biliyoruz. Acha que com essa boa entrada ele faz para merecer mais espaço na seleção e talvez uma titularidade? Obrigado. Acho que é normal, né? Vocês estão aqui para Evet, az önce oyuncular birlikte yapmış gösterdiği performansla ilk 11'de olmayı hak ettiğini düşünüyor musunuz? İyi analiz etmeniz gerekiyor. Odaklama seviyeniz iyi seviyede olması gerekiyor. Kadro içerisinde çok fazla sayıya sahip olsak da elbette ki bir ilk 11 oluşturmamız gerekiyor. Yani hazır olan oyuncular ve sağ içerisinde mücadele eden oyuncular, eksik yönleri tamamlaması gereken oyuncular düşündüğümüzde ilk 11'i hazır etmeniz gerekiyor. Son maçta çok iyi işler çıkardı. Neden? Bizimle birlikte olduğunu zaten Nasir, Peter, Nasir aynı şekilde. Yani bu karışımı bir arada gördüğümüzde bu reaksiyona cevap verecek çok kaliteli oyuncularımız var kadromuzda. Çek maçında elbette ki daha üstündük, daha hazırlıklıydık rakibe oranla. Ve 1-0'dan sonra biz maçı çevireceğimizi biliyorduk. Şimdi Türkiye'ye karşı oynuyoruz. Her oyuncuma ihtiyacım var. Her oyuncumun hazır olması gerekiyor. Portekiz milli takımı kazanmalıysa her oyuncuya ihtiyacım var. Dolayısıyla her oyuncunun da hazır halde bulunması ve görev beklemesi gerekiyor. Çek maçından sonra elbette ki farklı bir maçtı. Portekiz bu maçta en iyi ne yaptı? Portekiz neyi eksik yaptı ve neyi düzeltmeli? Evet. Sonuç. Elbette ki kazanmış olsak da tatmin edici değildi. Çok fazla sayıda duran top şansı verdik. Bizim saha içindeki etkinliğimiz çok yüksekti. Bu olumluydu. Evet, bu bizim takım için. Bir maçın ilk yarısı boyunca çok fazla sayıda şut atma isteğimiz vardı. Ancak oyuncularımızın göstermiş olduğu golden sonra gösterdiği reaksiyonla takım oyunu kontrol altına aldık. Karakter ortaya koyduk. 5 şut rakip kaleye yönelttik. Bence bu her şeyin ötesinde. Yani Slovenya maçında ya da Hırvatistan maçında gösterdiğimiz zayıf reaksiyona nazaran Çek maçında golden sonra gösterdiğimiz reaksiyon bence çok daha önemliydi. Sonuçtan ziyade sağ içerisindeki o reaksiyon, inanılmaz fazla sayıda figür, yani oyuncudan bahsedebilirim ancak takım oyunu olarak beni bu çok tatmin etti. Pep hakkında soru sormak istiyorum. Takım açıklandığında, kadrolar açıklandığında Pepe'nin gelişiyle ilgili takımınızın da bir görüntü anlamında, yani orada bir rol model anlamında bir olduğunu için çağırdınız. Pep inanılmaz tecrübeli, inanılmaz deneyimli, inanılmaz savunma oyuncusu olarak doğdu. Stoper olarak doğdu. İnanılmaz bir iyi seviyede bir iletişim var. Sadece geride değil, ileride de çok etkin bir oyuncu. Arda Güler became the youngest player ever scored in Euros, you know, and take title from Arda 2024 turnuvasında en turnuvada ilk gol atan en genç oyuncu olarak göze çarpıyor. Dolayısıyla size karşı ne düşünüyorsunuz? Big moments, and I think that was a big moment. What we are aware is that
Elbette bu tür yetenekleri gündeme geldiğinde dikkatimiz gerekiyor. Arda da çok son yıllarda inanılmaz bir isim anlamında çok iyi işler yapan bir oyuncu. Ancak Montella da çok harika bir takım yaratmış ki Arda Güler gibi bir oyuncuyu da milli takıma çağırarak Yıldız da aynı şekilde diğer bir örnek. İki oyuncu inanılmaz takım içerisindeki saha etkinliği için milli takımın güçlü oyunu için çok önemli olacaklar. Ancak biz Portekiz milli takım olarak bunları önlemem. Antonio Oliveira da Agência Lusa. Uma vitória amanhã de Portugal garante o apuramento para os oitavos. Mas uma derrota também complica muito uma eventual liderança do grupo. Portekiz bir elbette galibiyette bir hava yakaladı. Bunu devam ettirme anlamında. Este jogo ganha especial importância por todos estes aspectos. Şu an elbette ki Türkiye ile yarışım içerisindesiniz. Birinci ya da ikinci olmanızdan ziyade çıkmanız mı önemli düşünüyorsunuz? Elbette bizim için bu havayı yakalamak çok önemli. Devam etmek, kazanarak devam etmek, kazanma alışkanlığını kazanarak devam etmek çok daha önemli. Her maçta en iyi oyunumuzu ortaya koyma mücadelesiyle sahaya çıkmamız gerekiyor. Daha önce söylemiştim. Her üç maçımızda da aynı performansla daha fazlasını koyarak kazanmamız gerekiyor. Türkiye 3 puana sahip, bizde 3 puanımız var grupta. Her iki takımda 3 puanı var. João Paiva, aqui. İki takımın kazanmak zorunda olduğu, iki takımın da gruptan çıkmak zorunda olduğu bir maç olarak. Evet, Cristiano hakkında bir soru sormak istiyorum. Özellikle ilk maç hakkında. Ne gördünüz? Onun hakkında ne söylemek istiyorsunuz? Her oyuncunun onun tekrar o performansı yakalaması, Portekiz takımına yardımcı olması için herkesin onun o hava yakalaması için iletişimde olması, ona yardımcı olması gerektiğini mi biliyorsunuz? Kaleyi bulan şutlara baktığımızda en çalışkan oyuncumuzdu. Sadece saha içinde değil, antrenmanlarda, maça hazırlık sürecinde, saha içerisinde, birinci, ikinci, üçüncü bölgede, her bölgede çok fazla koşan, inanılmaz çalışkan bir oyuncu. Saha içinde gerçekten diğer oyuncu arkadaşlarına da çok yardımcı oluyor. Çünkü göstermiş olduğu mücadelede o boşlukları diğer arkadaşları yakalamış oluyor. Dolayısıyla biz Cristiano'ya her zaman mental olarak yardımcı oluyoruz. Kale içerisinde çok tehlikeli olsa da daha önemli olan bir şey kaleye yakınlaşma gerekiyor. Dolayısıyla biz sadece forvetlerimizle oynamamız gerekmiyor. Biz oynamamamız lazım sadece. 5-6-7 oyuncuyla oynamamamız gerekmiyor. 5-6-7 oyuncumuzla oynamamamız lazım 3. bölgede. 3. bölgeden keza her sahne içerisinde bütün ilk 11 olarak, takım olarak bir maç oynamamız, maç mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor. Yani bu saha içerisindeki üretkenliğimiz için her oyuncunun elbette ki Cristiano kadar mücadele vermesi gerekiyor. Az önce yaşı genç bir oyuncunuzla birlikte söylediğimizde takımın özgüven 3. bölgedeki üretkenliği anlamda çok iyi olduğunu söylemişti. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence en önemlisi yenilenmek ve herkesin yaptığı gibi bizim de geliştirmemiz gereken olan ancak bu bizim elimizde değil olmayan hep beraber takım içerisinde soyunma odasından sahaya kadar devam etmesi gereken bir süreç. Onlar benim sözlerime ihtiyacı yok. Benim motivasyon sözlerime de ihtiyacı yok. Bazı bir şeyi geliştirmemiz gerekiyor ve bunu herkes biliyor. Mağlup olduğumuz maçlar vardı ki bunu hazır etme anlamda 26 oyuncuyu kadromuza çağırdık. Çek maçına da ilk maçımız olarak Çek maçımıza geldik. Ve orada da saha içindeki eksiklerimizi giderme anlamında en iyi maç oldu. Çünkü turnuvanın ilk maçıydı. Quem foram as principais influências que você teve e por quê?
Kariyerinize ilk başladığınızda sizi kim etkiledi ve neden? Hoca olmanıza. Çok ilginç bir soru, çok güzel bir soru. Bir antrenör. Futbolda gördüğüm kadarıyla gerçekten Johan Cruyff. Johan Cruyff insanların futbola olan bakışını değiştirdi. Ancak John Toshak, Capello gibi çok değerli antrenörler var ki her zaman futbol dünyasında saygılı gören her oyuncu, her teknik adamında bir futbol görüşü vardı ve diğer arkasından gelen nesli etkilediği dönemler olmuştur. Ben de bunları söylemek istiyorum. Good evening, coach. Good evening. So, he's a legend considered by millions as the greatest of all time, and of course he adds the element of experience to the team. But at his age right now, do you think using Cristiano Ronaldo as a starter for a 19 Ronaldo, dünya futbolunun ismini yazdırmış en büyük oyunculardan bir tanesi ve geçmişteki yapmış olduğu başarılara baktığımızda bu tartışılmaz. Evet, bir maçın ardından geçti. Önümüzde gelen maçlarda Cristiano ne derece bir performans gösterecek? Ben size bir soru sorabilir miyim? Cristiano son maçta kaç, ne performans gösterdi söyleyebilir misiniz? Maçın yoğunluğunu... Elbette ki Suudi Arabistan Ligi'ne baktığımızda maç yoğunluğu çok daha düşük Avrupa Ligi'ne baktığımızda nazaran. Elbette ki Portekiz milli takımda bulunmak, mücadele etmek için çok daha fazla çalışması gerekiyor. Rekabetçi bir takımların mücadele ettiği bir turnuvada elbette ki Suudi Arabistan Ligi'ni asla kıyaslayamayız. Önümüzde de çok zorlu bir Türk taraftar atmosferi var. Ben de Türk taraftarların göstereceği baskının üstesinden gelebilecek deneyimde olduğunu inanıyorum. O kadar çok fazla sayıda turnuvada yer almış, şampiyon olmuş, mücadele etmiş bir oyuncuya bu soruyu sormak ne kadar doğru bilmiyorum. Çok tecrübeli bir oyuncu. Bize inanılmaz etkili, skor yolunda çok fazla skor üreten, gol pozisyonu üreten, aynı zamanda oyunculara destek olan, sadece fiziksel olarak, mental olarak da çok fazla yardımcı olan bir oyuncu. Bence bu yüzden 50 maçta 51 gol atan bir oyuncu neden milli takıma çağırmamız gerekiyor da bir şeyin söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Cristiano gerçekten burada olmayı hak ediyor. Bence siz de bunu bilmelisiniz. Lütfen son sorularınızı alalım. Teşekkür ederim. Rafael Leão ainda há pouco disse que este jogo frente à Turquia poderia ser mais fácil para as características da seleção do que foi o jogo. Rafael az önce dedi ki Türkiye maçı Çek maçından daha zor ya da kolay olabileceğini söyledi. Aynı zamanda dedi ki harika bir maç ortaya koyabileceklerini söylediler. Ya bu maçın daha kolay olabileceğini geçiyor. Çok fazla sayıda kolay geçebilecek o maçlar evet vardır ama bu turnuva çok daha farklı. Bence Çekya'nın bize karşı gösterdiği zorluktaki sürecinin bizim eksikliklerimiz olduğundan ötürü olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok Türkiye çok farklı bir mentalite oynuyor. Çok vertikal, çok dikey oynuyor. Çok hücum yollarını düşünen bir taktik yapıya sahip. Genç oyuncuları olan, çok mücadele eden, dolayısıyla çok iyi bir takıma sahip. Aynı zamanda çok inanılmaz bir yapıya sahip, sistemli bir İtalyan antrenöre sahip bir. Dolayısıyla futbol felsefesi çok güçlü olan bir antrenörle beraber mücadele eden bir takım. Dolayısıyla bir tek bir hedefimiz var. O da kazanmak her zaman. Çok gayet çok açık. Çok iyi reaksiyon gösterdik. Dolayısıyla Türkiye maçında, yarınki maçta hazırız. Elbette size Rafael'e katılıyorum. Evet. Ama ben onun gibi kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Çünkü hiçbir zor maç yok. Özellikle Euro 2024 gibi turnuvada asla zor, kolay bir maç olmaz. Teşekkür ederim. Bas toplantımız bitmiştir.